Cennet ehli hepsi birbiri kendini eşit zanneder. Eğer öyle olsa acı çekerler. Yani zorluk olur. Cennette de acı yoktur. Yani farklı olduğunu bilmek sürekli onları rahatsız eder. Evet. Öyle bir şey olmaz. Çünkü hepsi aynı cennet ortamında olacaklardır. Aldıkları zevki bilmeyeceklerdir. Mesela insanlar birisi mesela helaliyle beraber olacak. Mesela eşiyle beraber olacak. Onun aldığı zevk takvasına göre çok yüksek olacak. Yani tutkudan aldığı zevk çok yüksek olacak. Ama imanı, hizmeti daha düşük olanın daha az olacak. Fakat farkına varmayacak. Bu dünyada da insanlar bilemez. Mesela et yiyen her insan aynı zevki aldığını düşünür. Yahut mesela gülü koklayan her insan aynı zevki aldığını düşünür. Halbuki farklıdır. Fakat bilemez insanlar. Aynı bunun gibi. Ahirette de insanlar farklı zevk aldıkları halde, farklı zevk gücünde oldukları halde bilemeyecekler bunu. Akıllı her şeyin en güzelini görür. Her şey hikmet ve hayır gözüyle bakar. Güzel huyludur, güzel ahlaklıdır, etrafına nur saçar ve sevgi insanıdır. Sevgiyi çok şiddetli yaşar akıllı insan. Yani tutku insanıdır. Evet. Mesela bütün peygamberler öyle, tutku insanıdır onlar. Çok derin yaşarlar sevgiyi, şiddetli yaşarlar ve insanların kavrayamayacağı derecede şiddetli yaşarlar sevgiyi. Yani mesela cennete de gidiyorlar, cennette onların aldığı zevki bir başka insan bilemiyor. Onlar mesela bir insanın 10 aldığı zevki, 10 saldığı zevk, o 100 milyon alıyor. Ama o insan onu bilemiyor. O da kendisinin aynı zevki aldığını zanneder.